Merhaba edebiyatseverler. Bugünkü konuğumuz Halit Ziya Uşaklıgil. Öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba, teşekkür ederim. Servet-i Finun döneminin kaleme en güçlü yazarını burada görmek bana gurur verdi. Beni utandırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hemen eserlerinizden başlayalım isterim. Hangi akımın etkisiyle yazdınız eserlerinizi? Eserlerimde Fransız, realist ve naturalist yazarlardan etkilendim roman ve hikaye yazarlığınız oldukça dikkat çekmekte. Roman ve hikayelerimde uzun tasvirlere ve psikolojik tahlillere yer veririm. Hikayelerinizde Mapassan tarzının hakim olduğunu görüyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Roman ve hikayelerinizde ele aldığınız konuları merak ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Romanlarımda İstanbul'daki eğitimli ve seçkin sınıfı konu aldım hikayelerimde ise seçtiğim konularla halkın arasına girmeye çalıştım. Anladım. Yalnız diliniz Arapça ve Farsça tamlamalarla dolu olduğu için oldukça ağır. O kadar olacak. Servet-i yazarıyız sonuçta. Eserlerinizi sağlığınızda yine siz sadeleştirmişsiniz. Evet, öyle oldu. Hikaye adlı kitabınızda romana da hikaye adını verdiğinizi görüyoruz. Eserde romantizm ve realizm akımlarını hayalliyun ve hakkiyun adlandırmalarıyla karşılaştırdım. Hangi akımı benimsediniz peki? Realizm akımını benimsediğimi söylemiştim. Dinlemiyorsunuz herhalde. Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini yine sizin verdiğinizi görüyoruz. Doğrudur. Bir dönem ekranlarda dizi olarak yayınlanan Aşkı Memnu romanınız çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Aşk-ı Memnu'da zengin bir Türk ailesini konu aldım ve alafranga özentiliğini eleştirdim. Peki, bize son olarak eserlerinizi sayar mısınız? Roman, Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar. Hikaye, Bir İzdivacın Tarihi Muaşakası, Bu Muydu? bir şiiri hayal, bir hikayeyi sevda, bir yazın tarihi, solgun demet, hepsinden acı, aşka dair, onu beklerken bir muhtıranın son yaprakları, küçük fıkralar, ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeleri. Oyun, kabus, fürüzan, fare. Anı, kırk yıl, saray ve ötesi, bir acı hikaye. Mensur şiir, mensur şiirler, mezardan sesler. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Evet edebiyat severler. Bugün Türk edebiyatında batılı tarzda eser veren ilk büyük roman yazarını konuk ettik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere.